Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Başak. Yepyeni bir vlog başlangıcıyla karşınızdayım. Gülşahsız vlog çekemediğim için Gülşah'ı Eskişehir'e getirdim ve Eskişehir'deki ilk vloguma başlıyorum. Bugün Gülşah'la Sıla gecesine gideceğiz. Yani bir ciğerci var burada. Ona gideceğiz. Orada çekim yaparım. Oraya nasıl gideceğini söyleyeceğim. Şu an ben unuttum nasıl gittiğimi ama gidince oraya gidince anlatacağım hangi travmaya binmeniz gerektiğini falan. Öyle Gülşah da burada makyaj yapıyor. Gülşah çekeceğim. Merhaba. Evet, vlogların aranan insanı. Sensiz vlog çekemem hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü ben bu kanalın ortağıyım. A few moments later. Arkadaşlar sesim inşallah geliyordur. Şu an mekana geldik. Yemekler hazırlanıyor. Ciğer söyledik. Ciğer de gelecek. Normalde sıra gecesi vardı ama niye film çalıyor onu pek anlamadım. Birazdan izlenecek sıra gecesi. Aynen. Yine güncelleme yaparız. İlk defa içli köfte yiyeceksin. Ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Hadi ye. Şeyaz elinle yiyor. Sen yiyeceksin onu ya. Ben değil mi? Çok güzel. Tabii afiyet ederim. Olsun. Evet, şişlerimiz de geldi. Hatta bize fazla verdiler. Bir tane tavuk hediye ettiler. Evet, şimdi görüyorsun. Bak böyle yedir. O zaman verir direkt aldım. Eskişehir'deki ilk durağını sevdin mi? Evet, çok sevdim. Bize fazla yemek verdiler ama biz yiyemiyoruz. Yiyeceğiz. Şeraz sızgı çekmeye deneyecek ama onu çekmemi istemiyor, utanıyor. Şimdi beni izleyeceksiniz ama Şeraz'ın denemesini dinleyeceksiniz. Yap. Bence oldu. Gülşah oldu mu? Oldu güzel. Sen yap kız. Yap kız. %5 alırım. Bu videonun bütün kazancı sanırım. Neden? Şeraz'la sızgı çekmek 101. Isırıyor musun? Isırıyor musun? Hayır, ısırmıyorsun. Aa, ben çalıyorum. Dilimi ön dişlerinin arkasına koyacaksın. Koydum. Sonra lili diyorsunuz bu şekilde. Bu kadar. Kendi kendime daha iyi yapıyorum. Benim dilim değmiyor oraya bir. Bence alışmam lazım. Papatya denizden vuruyor, iyileştirmen lazım. Beni atıyorlarmış evden. Efendim. Gece hakkında görüşlerini alalım. YouTube seni özledi. Çok güzel bir gün. Ne bu gece hakkında mı? Ne? Bu gece hakkında. Evet. Yemek çok güzeldi ama devamı gelecek. Beklemede kalın. Arkadaşlar şimdi ciğerciden çıktık. Nasıl gideceğinizi anlatayım ilk başta. Buraya doğru giden bir tramvay hattı var, opera sanırım. Ama biz onunla gitmedik. Ciğerciye anlatıyorum. İrem merhaba. 3 çeşit var. Et, ciğer, tavuk. Hepsi 60 lira. Adana, Urfa'da var. Onlar da var. Adana, Urfa'da var. Onlar ise 60 lira. Bir tane seçip söylüyorsunuz. İkramlar falan da bayağı bol. Yani Eskişehir'e gelirseniz mutlaka yiyin. Kokteyllerin olduğu bu mekana geldik. Sesim inşallah geliyordur. Herkes kokteyller söyledi. Mekanın adı Social. Bu kadar. Başka bir şey var mı? Sadece kendi bir şey söyle. Yok, bu kadar işte. Gelince gösteririm. Aynen. Biz İrem'le karayüzü muhabbeti içeceğiz. Göreceğiz.
İnsanlar İngilizce şeyler içiyorlar biz. Biz telaffuz edemiyoruz onları. Önce garson geldi bir video çekerken dediler ki eğer Instagram story'de mekanı çekip paylaşırsanız ve etiketlerseniz bedava şat geliyor dediler. Dilem göster, ben de yaptım. Ben gösteremiyorum telefondan ama bu şekilde çektik. Bakalım şat gelecek mi? Şu an nasıl beleşti bir kızsın sen böyle? Hemen. Sen niye story paylaşmadın? Ben seninle ihtiyacım yok bu tarz şeylere. Ben kendi alfabeyi markete alıyorum. Bakayım bakayım geziyorum. Atın. Dur sen zaten aldım. Ne bu? Hava yayılacağım ama. Onu da haber vermeden çektim diye kızlara haber verdim. Kanka önceki daha iyi. Şu an da diyeceğimi bilemiyorum. One eternity later. Eskişehir'deki ikinci günümüzden merhaba arkadaşlar. Tam maskeliyim çünkü çıkacaktık ama çıkmadan önce nereye gideceğimizi söylemek istedim. Normalde Odunpazarı Modern Müzesi'ne gidecektik ama orası kapalıymış çünkü sergi yenileniyormuş. 9 Aralık'ta açılacakmış. Artık Aysel geldiğinde onu size gösteririm. Gülşah maalesef göremeyecek. Onun dışında Balmumu Heykel Müzesi'ne gideceğiz. Odunpazarı evlerine gezeceğiz. Oradaki diğer müzelere falan da gideceğiz. Atatürk Müzesi gibi bir şey vardı. Cam Müzesi falan da var. Şelale Park'a falan gideceğiz. Yani çoğu yeri gezdireceğim size. Şimdi evden çıkıyoruz. Yolda nasıl gideceğimizi falan da göstereceğim. Şöyle anlatayım kısaca. Otogar güzergahına giden bir tane tramvay gitmeniz gerekiyor. Otobüse de gidiyorlar ama otobüs güzergahlarını pek bilmiyorum. Tramvay daha kolay olduğu için. O güzergahta Atatürk Lisesi'nde ineceksiniz. Sonra yürüyerek böyle 5 dakika falan yürüyorsunuz ve müzeleri buluyorsunuz. Zaten çok kolay. Yani konumla falan da bulursunuz. Kime sorsanız gösterirlerdi. Çünkü eski yerler herkes çok yardımsever. Şimdi çıkıyorum. Yolda falan da çekerim. Şimdilik görüşürüz. Gibi geri geldik. Ama çok kalabalık. Ve az kişi alıyorlar. Şöyle. Kendi olarak bir kitap buldum. Bir şey açıp Aysel'e okuyoruz. Ya baksana ne güzel şeyler varmış eskiden. Şimdi yok. Her şey mahvoldu. Kütüphane bir güşah. Dürüst güşah. Evet arkadaşlar. Günlerden olur. Aksi okuldan artık. Şöyle bir yer. Nasıl çekeceğim kendimi alırken? Şöyle. Broşür de var. Size bahsederim. İçeride daktilerken gerçekten kovulduk ama kadın bize kızmadı. Ses yapanlar vardı. Biraz kütüphane olduğu için. Öyle. Şu
an El Sanat Arası çarşısındayız. Bayağı hediyelik eşya falan da var. Zaten Gülşah kendi bir şey almayı düşünüyor. Bir Gülşah. Şu an ne alsam diye kesiyor. Aman cevap vermiyor. Ayşe'yi buraya getirmedim, seni getirdim. Hava atacak mısın? Evet, çok mutluyum buradan. Ayşe ağla, ağla kudur. Gülşah şimdi bir yere oturduk. Ben boza isteyeceğim. Gülşah salep içecek. Heyecanlı mısın Gülşah? Salep içecek. Evet, heyecanlıyım. Oley leblebime, bozan ve Gülşah ve salebe. Çok güzel. Buraya da gelin. Arkadaşlar şu an Yeşil Efendi Konağı diye bir yerdeyiz. Burada ilk defa geldim. Eskişehir'de 5 yıldır burada olmama rağmen. Atatürk'le bir gün diye geçiyor müzenin diğer adında. Atatürk 1920'de Eskişehir'e geldiğinde burada bir odada kalmış. Yani videoyu göreceksiniz ilerleyen yerde. Videoda çektim. Ticaret Yeşil yapıyormuş. Efendi lüto ticareti yapıyormuş. Yani zengin bir adammış anlayacağımız üzere. Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'nda altın yardımında bulunmuş. Daha sonra Eskişehir Belediye Başkanlığı yapmış. Milletvekilliği yapmış. Yani bilmiyorum, Eskişehir'e gelseniz buraya mutlaka gelin çünkü ya Atatürk'ün kaldığı odada bir detay vardı. Saati 9-5 geçe durdurmuşlar falan. Yani insan ağlıyor, kendi duygularını ifade edemiyorum bile şu an. Mutlaka gelin. Atatürk'ün kaldığı bir odada olma hissi bile çok güzel hissettiriyor yani. O savaş anlarından kalan bir bayrak. Evet. İşgalden kurtulduğumuzda dikilen bayraklardan birini Atatürk'ün yatağına sermişler. Yani ilk yapılan Türk bayraklarından birisiymiş. Yani çok çok farklı bir yer. Yani ilk defa geldim, keşke daha önce gelseydim. Ama Eskişehir'e yolunu düşerse mutlaka buraya gelin. Şimdi içeride çektiğim görüntüleri koyacağım. Geldik. Burası çok güzeldi ya. Gerçekten Atatürk'ün kullandığı kişisel eşyaları, Türk tarihiyle ilgili bilgiler, Atatürk'ün öldüğü güne ait gazete. Çok fazla şey var. Videosunu çektim zaten. Eskişehir'e gelseniz buraya da mutlaka gelin. Yani çok duygu dolu bir gün oluyor bizim için.
Ankara Park'a geldik. Böyle şey, bu da Gülşah her zaman gibi. Turist. Müzeleri gezerken Lüle taşımdan kolye aldık. Hem Gülşah aldı hem ben aldım. Benimki şöyle bir şey. Ekran pis mi ya? Gülşah'ın kolyesini arka kamerada göstereceğim. Şimdi Gülşah'ını göstereceğim. Trenle park tüm Eskişehir'in ayaklarınızın altında olacağı bir yer. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Odun pazarı ellerine yakın. Yürümek isterseniz yürüyebilirsiniz ama çok fazla yokuş çıkacağımız için biz taksiyle geldik. Takside 10-15 lira gibi bir şey yazıyor zaten. Şimdi Gülşah ve Gülşah kolyesini göstereceğim. Bu kolye, bu da prenses. Şimdi çık kahve seçeceğiz. Evet, maskesinde gül cemalini gördük. Eskişehir turumuz nasıl gidiyor Gülşah? Çok güzel gidiyor, çok güzel bir gündü. Bence bu vlogu izleyen kişiler eğer Eskişehir'e geleceklerse bizim rotamızı takip etsinler. Bence de. Tamam, şimdi fotoğrafımı çek. Şelale Park'tan çıktık. Takside çıktık ama yürüyerek iniyoruz. Mezarlığın yanından geçeceğini düşünüyorsun. Ben gece olsaydı korkardım ama şu an tarifliyim. O yüzden geçe kalmadık. Artık şey, kültürel... Aa, köpek de var. Köpekten korkarım ben. Ben korkmam. Ben çok korkuyorum. Köpekten korkma sebebi de Aysel. Evet, Aysel. Beni korkuttu. Yani çalıklarınla kıza bir travma yaşattın. Evet, şöyle çekeyim. Hala bedelini ödüyoruz. Evet, maalesef. Öyle, şimdi hamburger yemeye gideceğiz. Yani şey, bir de şunu eklemek istiyorum. Şu an Aysel köpeklerden korkmuyor. Evet, Aysel köpekleri sevebiliyor. Ben dokunamıyorum bile yani. O kadar korkuttu ki beni. Ki ben köpekleri severdim. Evet, ben artık kedi seviyorum. Kediler güzeldir. Ve dünya yansı umurunda olmayan ben. Hey, bana bakın. Çok güzelsiniz. Ama kavga edecek gibisiniz biraz. Sen gidiyorum. Hamburgerimizi yedik. Evimize geldik. O kadar yorulmuşuz ki 10 bin adım falan atmışız bugün zaten. Daha fazla. 12 bin adım falan attık. Yani çok yorulmuşuz. Bazı yerlerde nereye gittiğimizi falan söylemeyi unutmuşum ben. Yani bu Balm Müzesi'nde falan. Oraları anlarsınız zaten. Yani ücretleri falan da yazıyor. Açıklamaya da yazacağım zaten öyle şeylere. Hamburger'e gelirsek ben parmesanlı yedim. Sen ne yemiştin? Mushroom. O da mushroom yedi, mantarlı yedi. Fiyatlarını çektim menünü. Ama Eskişehir yedi menü hamburger gerçekten. Ben çok fazla hamburger yedim ev yapımı. Ama en güzeli buydu. Ve çıtır tavuk yedik. O da çok güzeldi. Biz Bulvar'daki şubesine gittik. Ama Eskişehir'de birçok şubesi varmış. Yani bulursanız mutlaka gidin. Hatta İstanbul'da da bir tane şubesi varmış. Gidebilirsiniz. Artık bu akşam hiçbir şey yapmayız herhalde. Çünkü yarın Gülşah sınava girecek. ALES'e girecek. Bu video bir parça annem yayınlarım. İkiye bölerim bilmiyorum ama eğer ikiye böleceksem böleceğim yer burası. Yani bir dahaki vlogda görüşürüz. Bölmezsem de videonun devamında görüşürüz.